içinden okunuyor. Çok saf ve ilk fotoğrafları, ilk kareleri gördüğüm zaman da onun bu karaktere ne kadar uyumlu olduğunu gördüm. Önce onun adına, yani onunla ilgili yorumumu paylaşayım. Sonra patronun adamı olmaya döneceğim. Bunu görünce filmin samimiyetini, zaten hikayeyi, biraz da bunu her şeyde söylüyorum, bazen de yanlış anlaşılıyor. Cansel'den böyle film beklenmiyor. Ben de beklemiyordum, şahsi fikrim. Ama Cansel ne kadar bir şeyleri önemsemiş, ne kadar dert edinmiş, bunları bir senaryoya dökmüş olması ve bunu güzel yorumluyor olması beni çok memnun etti ve benim de bu işin içerisinde olabileceğimi düşündüm, önerdi ve kabul ettim hiç düşünmeden. Önce yani Cansel'in adamı olarak burada, sonra patronun adamı olarak da benim de hayatımda gözlemlediğim bir oyuncu olarak birçok alt kültürden, üst kültürden, insan yapısından gözlemlerim arasında bu tarz bir karakter vardı. Cansel de çalışırken bir yönetmen olarak çok oyuncuyu açık bırakan ve doğaçlamaya önem veren bir yapıyla çalıştı. Mesela ilk defa senaryosuz bir şey çektim. Tam olarak da senaryosuz değildi ama belli başlı diyaloglar bana vererek bak böyle bir sahne istiyorum, böyle bir duygusu var, karşında böyle bir adam var ve sana 20 cümle veriyorum, oku 3 dakika sonra oyna dedi. 20 dakika, 20 cümleyi 3 dakika içinde ezberleyemezsiniz ama aklınızda kalanlarla bütün filmin duygusunu birleştirdiğiniz zaman ve o gözleminizi yaptığınız adamı düşünerek kaliteli bir şeyi, doğru bir şeyi, doğru bir oyunculuk çıktığını düşünüyorum. Genel olarak aldığım tepkilerde böyle, tabii ki takdirsizim. Ama böyle bir yapıda çalıştık. Bu da bir laboratuvardır aslında. Biz filmleri sadece işte yapalım da belli bir noktaya gelelim, oldu, tamam değil de aynı zamanda bir eğitim sürecinin içindedir. Güzel bir laboratuvardı bizim için. Böyle. Kasabet söylemek. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben bir şey eklemek istiyorum. Şimdi benim için en önemlisi o sahnede gördüğümüz sahne. Yani ben oyuncuya ondan öncesini anlatıyorum. Dünyasını anlatıyorum. Yani diyorum ki şimdi diyorum yani belki iki şişe içmişsindir. Veya karın seni terk etmişsindir, hareket etmiştir. Veya böyle telefon gelmiştir bankada, bu kadar paran yok. Veya bir öncesini anlatıyorum. Sonra o sahneye gelince de yazıyorum o sahneyi, veriyorum ona. Diyorum ki sakın ezberleme. Çünkü ezberlersen yandık. Ondan sonra da çalıştırıyoruz kamerayı. Zaten o gece ona ait. Yani hazır zaten her şey. Hani açılan falan her şey. Eğleniyoruz. En güzel anlar orası.